Merhabalar, Alper ben. Bir best practice serisi hazırlığındayım. Bu hazırlık içerisinde kimisi burada olduğu gibi makale, kimi paylaşımlarımda video şeklinde olacak. Video olanlar özellikle test yapacağımız, testleri birlikte test edeceğimiz, hangisi nasıl kullanacağımız şekilde olacak, örneklemeli, projeli şeklinde olacaklar ya da buradaki gibi doğrudan tavsiyeler şeklinde de olabilirler. Best Practice serisini gruplandırmayı planlıyorum. İşte Java Data Processing, web servisler, Java REST servisler ve Java Web olmak üzere birden çok başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak Java Data Processing ile başlamak istiyorum. Neden Data Processing? Yani veri işleme. Bildiğiniz üzere herhangi bir uygulamada en çok kaynak tükettiğimiz, yani bize en pahalı olan, en pahalı kullanımı en pahalı olan alan veri tabanı işlemleri ya da veri işlemleri dediğimiz işlemlerdir. Nedir bu veri işlemleri? Veri tabanına veri kaydettiğimiz, veri tabandan veri okuduğumuz ya da veri tabandan okuduğumuz verileri herhangi bir dış kaynağa, dış dosyaya, bu bir Excel olabilir, bir TXT olabilir, bir JSON objesi olabilir. Herhangi bir objeye yazdırdığımız bileşenler, esasında işlemler diyeyim, bileşenler demeyelim, işlemler. Çok kaynak tüketen, çok kaynak gerektiren işlemlerdir. Süre olarak da kullandığımız sunucuların kaynakları olarak da bize pahalı gelen sistemlerdir. O yüzden Java Data Processing ile başlıyoruz. Java Data Processing demişken esasında direkt Hibernate'den başlayacağız. Neden Hibernate ile başlıyorum? Hibernate bildiğiniz üzere Java'da veri tabanı işlemleri içerisinde ileri düzey bir abstraction, yani ileri düzey bir soyutlama katmanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu katman bir ORM tool olarak bizim yapmamız gereken, yani bir developer olarak yapmamız gereken birçok işlem üzerine almaktadır. Nedir bu işlemler? SQL'leri yaratmak, yönetmek, veriyi kaydetmek, silmek ve aklınıza gelebilecek birçok şeyi Hibernate bizim adımıza yapmaktadır. Bu da Hibernate'in soyutlama katmanı oluşturması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bazı özellikleri var. Hepinizin bildiği lazy loading vesaire vesaire gibi. Bunun yanında esasında hepimizin gözünden kaçan çok ufak ama gerçekten büyük etkileri olan bir özelliği de var. Hibernate'in konfigürasyon dosyası. Hibernate'in konfigürasyon dosyası üzerindeki yapılan ayarlar gerçek anlamda Hibernate'i nasıl etkiliyor? Hiç ölçtünüz mü, hiç denediniz mi bilmiyorum ama gerçekten büyük etkileri var. Bunlar nelerdir? Esasında biz Hibernate şu anda Java Data Processing'de Hibernate Configuration Usage dediğimiz bir best practice işleyeceğiz. Bu best practice'te şu 3 satırın, yani Hibernate istatistikleri, Show SQL ve Format SQL olmak üzere 3 satırın, çok basit, bu 3 satırın yorum bloğuna alınıp alınmaması, yani Hibernate'in çalışma anında bunların etkin olup olmaması ile sistemin ne kadar etkilendiğine bakacağız. Bunun için ben iki tane tablo oluşturdum ki bunlar birbirleriyle etkileşimli, ilişkili tablolar. Bir müşteri tablosu, bir adres tablosu. Müşteri tablosunda 150 bin satırdan fazla veri var. Daha doğrusu 100 bin satırını ben oluşturdum. Geri kalanları testler sırasında 150 bin satırı geçmesini bekliyorum. Adres tablosunda ise 200 bin satır veri var. Ve muhtemelen bu rakam yine customer müşteri tablosunda olduğu gibi artacaktır. Neden 1'e 2 oranı? Bir müşteriye ait iki tane adres kaydettim. Birisi ev adresi, birisi ofis adresi. Peki neden bu kadar büyük data? Gerçek projelerde ben hani örneklerimde şunu yapmayı tercih ediyorum. Gerçek projelere ne kadar yakın ya da onları çağrıştırabilen ne kadar özel uygulamalar yaparsam, örnekler yaparsam takip edenlerim, meraklı arkadaşlarım daha olaya daha net vakıf olabileceğini düşünüyorum. Burada kullandığım metotlar olarak Hibernate istatistikleri çalıştırdığım ve çalıştırmadığım metotlar var. Buradan Save Customer'la şu arkadaşla esasında burada ben ilk olarak 100 bin tane şu for döngüsünde 100 bin tane kayıt attım. Biz burada istatistikleri görürken bunu kullanacağız. Daha sonra 10 bin tane kayıt edeceğiz. Burada beraber bu testleri göreceğiz. Peki senaryomuz nedir? Senaryomuz şudur. Write ve read işlemleri için Show SQL, False True
değerlerini göreceğiz. Log levellerin yani loglama seviyesinin debug olup olmama durumuna bakacağız. Yine read de aynı şekilde show SQL true false durumunda yani SQL'lerin ekrana yazdırılması ya da log dosyasının yazdırılması durumunda neler olmayacağını test edeceğiz. Bu ayarlığın gerçekten bizi ne kadar etkilediğini göreceğiz. Benim şu anda kullandığım makinenin özellikleri bunlar. 16 GB RAM'i var, SSD hard diski var. i7 Java versiyonu bu, Eclipse ve MySQL. Burada ben sadece süreleri ölçeceğim. Çok ciddi anlamda bir Java profiling yapmak istemiyorum. İşin memori tarafına vesaire kısmına siz girebilirsiniz. Aynı sistemleri çalıştırarak ölçebilirsiniz ama zaten zamanlaması bize birçok şeyi verecektir. İlk olarak Hibernate Statistics'i bir çalıştıralım. Ne olduğunu bir bakalım beraber. Ondan sonra beraber diğer testlere devam ederiz. Test Customer'da save metodunu çalıştırdığım bu Hibernate Statistics'in show SQL vesaire kapalıyken bir çalıştıralım. Görüldüğü üzere Hibernate şu alanda bize bir session matrix altında bazı bilgiler paylaştı bizimle. Bu bilgiler nedir? Bir connection'ın ne kadar sürede kurduğunu söylüyor. Ne kadar statement'ları hazırlamak için ne kadar süre gerektiğini söylüyor. Yine execute etmek için yani statement'ları çalıştırmak için ve statement'ları kalıcı hale getirmek için ne kadar süre harcadığını bize Hibernate söylüyor. Burada söylediği bir başka şey de var. Kaç tane statement yarattığını ve bunların kaç tanesini execute ettiğini de söylüyor. Peki 5 tane söylemiş, doğru mu söylemiş? Hemen bakalım. Şu iki arkadaşın true yaparsak yani çalıştırırsak ki default'ta bunlar false'tur. Çalıştırırsak ne oluyor? Bakalım beraber. Evet yine 5 tane söyledi. Sayalım. Insert 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz üzere 5 tane insert işlemi yapmış. Yani 5 tane statement yaratmış, 5 tane statement da execute etmiş. Orada problem yok. Sürelere şu an takılmıyorum. Şimdi zaten write işlemlerinde Hibernate istatistiklerini kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Onu göstereyim. İlk olarak bu arkadaşları hemen kapatalım. Şimdi ben burada şu da ölçülen sürelerin gözle görülür, elle tutulur bir hale gelmesi için 10.000 tane kayıt atıyorum. 10.000 tane kayıt attığımda sıkıntı yaşamamak adına burada Entity Manager'ı kapattığım alanı yorum bloğuna aldım. Entity Manager'ın kapanmasını istemiyorum. Çünkü 10.000 tane kayıt edeceğim bir test senaryosundayım. Herhangi bir şekilde problem olmayacağını düşündüğüm için test senaryosunda sıkıntı yaşamamak adına bunu kapattım. Yani Entity Manager'ın sürekli açık kalacak. Buradaki size söyleyebileceğim özellik şu. Entity Manager Factory'yi daima açık bırakın. Entity Manager'ı daima kapatalım. Çünkü Entity Manager nesneleri daima Factory'den üretiyoruz. Birden fazla, aynı anda birden fazla modülümüz Entity Factory'yi kullanabilir. Bu nedenle Entity Factory'nin yaratılması pahalı bir işlem olduğu için açık kalması daha mantıklı olacaktır. Bunu kapatıyoruz. Şimdi ben 10.000 tane için, 10.000 tane kayıt atma için bu metodu çalıştırıyorum. Örneği proje kodlarını sizinle daha sonra paylaşacağım. Paylaştığım adresten edinebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere benim yarattığım şuradaki count'la birlikte her bir kayıt attığında sayı artıyor. Bu rakam 10.000'e gelinceye kadar ne kadar süre geçiyor bakalım. Burada dikkat edilirse 9.700'lerde falan kayıt attık. 10.000 kayıt attığımızda esasında bu işlemi yaparken her biri için 5 statement yarattığımıza göre esasında şu an 50.000 tane statement yarattık ve execute ettik. Yani Hibernate bizim adımıza 50.000 tane statement yarattı ve execute etti. Şimdi şu bilgileri ben alayım Excel'imize kaydedelim. Dedi method executing süresimiz bu. Yani demiş ki 239 saniye. Esasında 240 saniye olsa bu arkadaş 4 dakika. Şimdi bunu gelelim show SQL diyelim. Yani show SQL true yapalım ve tekrar çalıştıralım süreye görelim.
Baktığınız üzere her bir kayıt için az önce incelediğimiz tüm statement'ları Hibernate konsola dökmeye başladı. 10.000 kaydı tekrar attık. Tekrar bunu Excel'imize taşıyalım. Dikkat edilirse yazma işlemlerinde çok büyük bir süre oynaması olmadı. Yani 2 saniye gibi bir fark var. Güzel. Bunu loglu yapalım, loglayalım. Yani nasıl yapalım loglamayla? Diyelim ki show SQL false olsun ve loglamaya çalalım. Esasında bunu siz yapsanız da olur. Biz direkt read işlemlerine geçelim. Aynı ölçümü siz yapabilirsiniz. Ben esas read işlemler üzerinde yaptıktan sonra birlikte konuşmak istiyorum. O zaman show SQL ve format SQL'i bir false edelim. Şimdi kaydettiğimize göre bir read yapalım. Yani şu ana kadar okuduklarını, yazdıklarımızı bir okuyalım. Ne olacak? Statistik true. Show SQL'ler false. Evet, gördüğünüz üzere okumaya başladık. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Okuma işlemi bitti. Yaklaşık 150 bin müşteri, 300 bin de adresimiz var. Ölçüm değerleri bunlar. Bunları bir kaydedelim. Bu sefer buradan kaydetmeye başlayalım. Dikkat edilirse 148.126 tane, yani buradaki rakam kadar statements yaratılmış durumda. Süre olarak da 51 saniye gibi bir sürede okuduğunu söylüyor bana sistem. Query'leri göstermeden. Güzel, bunu kaydedelim. Ne olmaz ne olmaz. Şimdi Persistent XML'e gidelim ve Show SQL ve Format SQL'i true yapalım. Bu tekrar çalıştıralım. Sonuçlarımızı kaydedelim. Gördüğünüz üzere her bir kayıt için select işlemi yeniden esasında zaten yaratıyordu. Sadece ekrana basıyor, öyle diyelim. Ve bu işlemi 150 bine kadar yapacak. Bekleyelim. Ölçüm işlemi bitti. Gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Ve değerleri bir alalım hemen. Hemen değerler alalım. Excel üzerinden kıyaslamak daha iyi olacaktır. Bağlantı kurma süremizde bir değişiklik yok hemen hemen. Statement'ların yaratılmasında, hazırlanmasında çok ciddi bir fark yok. Execute edilmesinde de ben ciddi bir fark beklemiyorum. Evet. Çok düşük farklar var. Yalnız metodun sonlanma, yani metodun tüm işlemini yapması ekrana, bizim istediğimiz verilerin yazdırma süresi birden 2,5 katına çıktı neredeyse. Yani SQL'ler görüntülenmeden 51 saniyede okuduğumuz bir şeyi SQL'leri görüntüleyerek 122 saniyede okuyoruz. Şimdi gelelim üçüncü senaryomuzu test edelim. Üçüncü senaryomuzda Show SQL False Debug seviyesinde loglama yapacağız. Şimdi Hibernate'in loglama seviyesi normalde info'dur, default'tur bu. Biz bunu direkt debug'a çekelim. Debug'a çekmek için log4j içerisinde debug konfigürasyonu vermemiz yeterli. Ve Show SQL'leri tekrar false ediyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Bir fark görebilecek miyiz? Evet. Şimdi debug'da çalıştırdığımızda şöyle bir fark olacaktır. Bunu özellikle herhangi bir şey kayıt ederken tek tek okurken görebilirsiniz. Bu da çok büyük veri olduğu için göremedik. Esasında buradaki query'lerin hepsinin buradan aktığını görebiliyoruz.
Fakat Show SQL ve Format SQL bizim anladığımız, demeyeyim de, biraz daha Hibernate'in kendi diline yakın bir şekilde anlaşılması biraz daha zor oluyor. Bilginiz olsun. Okuma işlemi bitti debug altında. Dikkat edersek burada bizim istediğimiz bilgiler dışında, yani ekrana bastırdığımız isim, soy isim ve benzeri gibi bilgiler dışında birçok bilginin bize ulaştığını görmekteyiz. Buradaki verileri de alalım. Buradaki verileri de alalım. Bakalım süreler ne olmuş. Dikkat edilirse oluşturulan statement sayısı vesaire değişmedi. Sadece metodumuzda yaptığımız işlem sayısı arttı. Yani metodu işlerken yapılması gereken, işlenmesi gereken veri arttı. Ne oldu? Loglama geldi bu işin içerisinde, debug seviyesinde ve Hibernate'i birçok konuda loglamaya zorladık. Burada bize yaklaşık 5 kat gibi bir süreye mal oldu. Yani kaba tabirle aynı işlemi yapmamız 5 kat fazla kaynak tüketti diyebiliriz. Bunu bir de query'leri göstererek yapalım. En sonunda hepsini tekrar bir karşılaştıralım. Bakın bu sefer dikkat ederseniz yukarıdan bir query'ler geçti. Biraz bekleyelim. Bu sefer biraz bekleteyim sizi. Hatta en son göstereyim, daha güzel olur. Evet, bu da bitti. Bakın burada bizim seleklerimiz görünmekte. Yani SQL'leri ekrana yazdırdık. Şimdi buradaki verileri toplayalım. Sonra üzerinde konuşalım. Şimdi dikkat edilirse okuma işlemlerinde Show SQL dediğimiz zaman debug kısmı haricinde, debug kısmı zaten işi arttırıyor. 2,5 katına çıktı. Debug işin içine girdiğinde ise en yalın halinden 10 katına çıktığını, 11 katına çıktığını görebiliyoruz. Burada 12 kat diyebilirim. Demek ki bizim Hibernate gibi kullandığımız ileri düzey soyutlama sağlayan, ileri düzey soyutlama sağlayan framework'lerin konfigürasyonları bile bizim için çok önemli. Burada yapılacak ufak hatalar bile bize çok pahalıya mal olabilmektedir. Ki burada gördük. Buradakiler öyle keza. Şimdi bir konuda müşterihim, bir konuda problemim yok. Genelde ülkemizdeki gördüğümüz tüm uygulamalarda, benim bugüne kadar karşılaştığım tüm enterprise uygulamalarda, production ortamında uygulama debug'da çalıştırılmaz. Uygulamayı production'da debug'da çalıştırmak için özel istekte bulunmanız gerekir. Yalnız ben birçoğunda şu iki arkadaşın, yani bizim uygulamamızın çalışma süresini 2,5 kat artıran Show SQL ve Format SQL'in Hibernate çalışma zamanında production'da true olduğunu gördüm. Buna dikkat etmek gerekir. Bunu production'da kullanırken mümkün mertebe false yapmalı. Herhangi bir property ve benzeri durumları dışarıdan okuyarak gerektiği durumlarda true'ya çekilerek bu sistem çalıştırılabilir. Keza Hibernate statistik de production ortamında, yani Hibernate'in statistik değerleri de production ortamında çalıştırılmamalıdır. Bu arkadaşlar production ortamında kullanılmasa güzel olur. Özel durumlar olur, ne olur? Bir hata yakalamanız gerekir, bir başka bir probleminiz olur. O zaman bunları kullanmanızı tavsiye edebiliriz.
Keza debug da aynı şekildedir. Zaten debug otomatik olarak böyle çalışır. Ha, o zaman biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığımız sadece kod geliştirmeleri değil, kullandığımız frameworklerin ayar dosyalarında bile yapılabilecek ufak tefek değişiklikler bize nelere mal oluyor görmekteyiz. O zaman yaptığımız geliştirmelerde kullandığımız frameworklerin gerek geliştirme durumları gerekse konfigürasyon dosyalarına en ince ayrıntılarına kadar dikkat etmeli, ona göre kullanmalıyız. Şimdi bizim burada kullandığımız yaklaşık 250 bin satırlık bir kayıttı. Yani 150 bin adres, 300 bin, özür dilerim, 150 bin müşteri, 300 bin customer vardı. Bunun milyonlarca satır olduğu, büyük uygulamalar olduğunu düşünürsek ya da kayıt attığımız uygulamaya biz şu an bir tek kişi olarak 50, 10 bin tane kayıt attık. Binlerce kişinin aynı anda daha büyük kayıtlar, daha büyük veriler yüklemeye çalıştığını düşünürsek burada yapmış olduğumuz konfigürasyon ayarları o zaman daha da büyük önem kazanmaktadır. Örnek veriyorum. Geldik, herhangi bir X firmasında çalışıyoruz. 1 milyon satırlık bir tablomuz var ve bu tabloyu da bizden veri çekmemizi, bu tabloyu raporlamamızı istediler. Ve bu belli düzenli, belirli periyotta istemiyor. Genelde raporlama tool'ları bu şekilde çalışıyor. Hibernate kullanmanız tabii. Raporlama tool'unda ben çok tavsiye etmiyorum ama kullandığımız durumlar olabilir. Yani yorum yapmak istemiyorum. Herkesin kendi tercih eder, kendi tasarımı. Ancak bunları açıkken yaptığımız bir raporlamada sürenin neredeyse 2-2,5 katına çıktığını görüyoruz. Ki debug zaten çalıştırılmamalıdır ki çalıştırılmaz. Orada en azından içim rahat olduğu için bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Ama Show SQL dediğimiz Show SQL ve Format SQL bileşenlerin özellikle production ortamında kullanılmamasını özellikle tavsiye ederim. Daha değişik konfigürasyon ayarları, daha değişik güncellemeler yapılabilir. Ben burada basitçe zamanları ölçtüm. Bu profiling tool'larla daha da geliştirilebilir ama sadece zamanları ölçmemiz bile 20-25 dakikamızı aldığına göre profiling yapmak çok daha uzun süre alacaktır. Ben o kısmını size bırakıyorum. Bundan sonra bir Spring Data konusunu işleyeceğiz birlikte. Spring Data'nın ne yaptığını konuşmak istiyorum. Ondan sonra belki yine bir onun performans testini yaparız. Ardından SQL ile Java ve SQL kullanımı ile ilgili olarak birkaç makale paylaşacağım best practice olarak.